Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Öner Yusuf. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz takım Çaykur'da sporla 333.333.333 euro'luk arkadaşlar. Bayağı yüksek bir transfer bütçeli bir rebit videosu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii 3 sezonu yayacağız bu transfer bütçesini ve en sonunda arkadaşlar 999 euro'luk bir transfer bütçesi elde edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki 1 milyar değil, 1 euro artacak arkadaşlar. Eğlenceli bir konsept olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Video konsepti olacağını düşünüyorum. Tabii ki beğenirseniz arkadaşlar aşağıdan like atmayı ve eğer zaten kanalımın ilk videosu olmasının neticesiyle arkadaşlar aşağıdan kanalıma destek olmak için arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve video eğer beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın ki bu videoyu beğendiğinizi anlarsam arkadaşlar 999 milyon euro'luk transfer bütçeli videoların arkadaşlar devamı gelecek ki bunlarla ilgili bir sürü video çekerim ve oynatma listeleri yaparım. Bu oynatma listesinin içinde arkadaşlar bu FM1 Rabbit videolarla ilgili yani arkadaşlar 999 milyon euro'luk transfer bütçesiyle ilgili bir sürü video olur ve onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgilendirme yaptıktan sonra arkadaşlar kanalımın ilk videosunda Çaykur Rizespor Rabbit videomuzda arkadaşlar 333 milyon euro'luk transfer bütçesiyle arkadaşlar ilk sezonumuzda bir Çaykur Rizespor'u seçip arkadaşlar bir başlayalım. Hadi bakalım. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Çaykur Rizespor Rabbit videomuza geçmeden önce şu şekilde bir kadromuz bulunuyormuş arkadaşlar Çaykur Rizespor'la birlikte. Arkadaşlar orada Sabon ne işi var ya, Boldrin Reis'imiz var arkadaşlar Çaykur Rizespor'un çoğumuzun tanıdığı tabii ki de. Önünde arkadaşlar Loic Remy, bir yıldız oyuncu arkadaşlar Çaykur Rizespor statüsünde tabii ki de. Solda Samu diyor arkadaşlar, geçeki gitti ama. Sol orta sahaya ben Samudio'nun yerine Umar Aminu'yu alacağım ve Umar Aminu'nun yerine arkadaşlar Samudio yani Mişala'nın yerine koymaya çalışacağım arkadaşlar sağ tarafa. Ve evet arkadaşlar transfer yapmadan önceki son durumumuz kadromuzun hali arkadaşlar bu. Şimdi bir direkt transfer bütçemize bir gidelim arkadaşlar. 333 milyon euro'luk bir transfer bütçesiyle geri geliyorum arkadaşlar ki transfer yapabilelim konseptimize uygun olarak. Ve arkadaşlar eklememizi yaptık burada. 333 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz oluştu arkadaşlar. Bunu da ekledik 334, 335 gibi arkadaşlar 2 milyon. Onu da artık kusura bakmayacağınız artık 333 olarak sayacağız arkadaşlar. Zaten 1 milyon, 1-2 milyon euro'luk bir fark var sadece. Yani arkadaşlar 333 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. Bu transfer bütçesiyle arkadaşlar direkt bir oyuncuları transfer etmeye çalışalım arkadaşlar. İlkten arkadaşlar bir Nicolò Barella arkadaşlar transfer etmek istiyorum. Zaten Euro 2020'de bayağıdır izlemişsiniz. Zaten çok iyi bir performansla ilgili diyebilirim Nicolò Barella için. Evet arkadaşlar sadece Barella göstermiştim galiba ki yeni transfer listemde arkadaşların karşısında Barella, Bellingham, Delit, Upamecano, Gvardiol, Pedri, Ansu Fati, Jamie Doku ve Adam Lozek, Arieta Nekajci olarak Rui Patricio'yu arkadaşlar almak istiyorum tabii ki de. Bunlardan arkadaşlar birçoğunu sadece bir ikisini alamazsam bile yeter ama önce bir Barella Reis'e gitmek istiyorum. Bana bakma öyle, geliyorum kardeşim. Değerin ne kadar arkadaşlar? Değerin ne kadardı? Bakmayı unuttum ya. 70. 70 var mıdır arkadaşlar? 102 diyor. Arkadaşlar. Oh tamam anladım arkadaşlar. 80 civarına anlaşmamız lazım. Gel kardeşim bana. 84. Kabul et. Arkadaşlar Conte'yi ikna etmeye çalışıyor. 84.600.000 euro. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Barella almak istiyorum arkadaşlar. Barella iyi futbolcu. 92. Kardeşim daha çok atma lütfen ya. Daha gideceğiz. Bir sürü de atarasyon ihtiyacımız var. Rize sporumuza katmaya çalışacağımız bir sürü de oyuncu var ya. Evet arkadaşlar 95'e ile çıkıyor. Kabul etti Antonio Conte Reis. Görüşme yapa gidiyoruz arkadaşlar. Bir aradan çıkaralım arkadaşlar bakalım. Çünkü geriye ne kadar daha kalacak transfer ücretimiz. Onu bilelim ki ona göre transferlerimizi yapmaya devam edelim. Barella bir aradan çıkarmamız lazım. Reis hoş geldin. Kabul et, kabul et. Tabii ki çok önemli. 95 milyon euro verdik ya. Ne yapayım? Nope. Çabuk. Jude Bellingham arkadaşlar. Çok iyi bir genç yetenek arkadaşlar ki Dortmund'dan birçoğumuz biliyordur arkadaşlar Jude Bellingham. 30 milyon euro verdik. Aha ama arkadaşlar kesin var. Değeri çok alttaydı ya. Neyse arkadaşlar. İkna etmeye gidelim Bellingham'cımı. Maaş şu anki maaşı göstermiyor. Hayır göstermiyor. Göstermiyor ki. 100 bin euro verdik arkadaşlar. Olsun olsun hadi daha bir sürü transfer yapacağız arkadaşlar. Bunu da ardından çıkarmamız lazım. Teknesi makul diyor frame adamsı. Sözleşme süren 4 yıllık tabii ki de. Matiş Delic'cim. Delic'i de aldık arkadaşlar. Upamecano'yu almaya gidiyoruz şimdi de. Allah arkadaşlar transfer bütçemiz azaldı. 45 veremiyoruz. 35 vereyim. 35 vereyim. 35. Allah arkadaşlar. Upamecano yaptı. Upamecano işini attı arkadaşlar. Guardiola alacağım. Guardiola alacağım. 10 milyon dedik arkadaşlar. Kabul etti. Guardiola. Arkadaşlar ben bir Pedri de almak istiyorum arkadaşlar. 24 milyon dedim arkadaşlar. Acaba 24 milyon eder mi ya? 26 diyeyim arkadaşlar. Değerini bilmediğim için Pedri'nin. O yüzden bir şey diyemiyorum. İnşallah kabul eder ya. Allah'ım Allah'ım. Oo kabul etti arkadaşlar. Fazla mı verdik bilmiyorum ya. Arkadaşlar ne kadar param kaldı? Oho 3 milyon euro param kaldı arkadaşlar. 3 milyon euro da hiçbir şey yapamam. Ben en iyisi arkadaşlar bir kadroyu kurup geri geleyim arkadaşlar. Artık yaptığımız transferler.
Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptığımız transferler kadar oluşturduğumuz yeni Rizespor'un ilk sezon kadrosu arkadaşlar bu şekilde kaldı. Gökhan Akan değişmedi arkadaşlar. Yeni transferler olarak gözlere Matić, De Ligt, Gvardiol, Bellingham, Barella ve Pedri arkadaşlar. Yani bu 5 transfer göze çarpıyor arkadaşlar. Geriye kalanlarda bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Bu yeni 5 transferle birlikte oluşturduğumuz yeni ilk 11 ile Çakırspor arkadaşlar. Yani bir Avrupa Kupası falan da olmadığı için arkadaşlar direkt sezon sonuna simüle etmek istiyorum arkadaşlar. Sezon sonuna doğru simüle ediyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bu performans sergileyeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Rizespor'la sezon sonuna doğru simüle ettik arkadaşlar. İlk sezonumuzun sonuna simüle etmiş olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool olmuş. Arkadaşlar ligde de 10. gözüküyoruz Rizespor olarak. Beş galibiyet almışız. 16 birlikte abi. Bizden daha fazla olan Beşiktaş var. 18 galibiyet. Beşiktaş 11. Şampiyon kim olmuş arkadaşlar? Galatasaray 2. Fenerbahçe olmuş. Ve arkadaşlar Rizespor olarak 61 puanla 10. olmuşuz arkadaşlar. Yapma be. Şampiyon Antalya Sivasspor olsun demiş arkadaşlar. Biz birkaç gün önceden geldik buraya tabi. Dur nereye gittim? Arkadaşlar biz çeyrek final Trabzonspor'a 3-2 yenilmişiz ya. Yapma be. Biz geçseydik arkadaşlar Antalya Spor'la oynayacakmışız. Onu geçseydik Sivas'la oynayacakmışız arkadaşlar. Ama çeyrek finalde elenmişiz arkadaşlar Rizespor olarak. Ve arkadaşlar bu kadar. Vallahi sezon sonuna simüle ettik ve 10. olduk ligde. Trabzon kupasında da arkadaşlar çeyrek finale kadar çıkıp Trabzonspor'a elendik orada. O yüzden arkadaşlar 2. sezonumuza simüle edelim. Orada da artık 2. sezonda iyi transfer yapalım ki artık ligde üst sıralara oynayalım arkadaşlar. Türkiye kupasına iyi yerlere gelelim ki Avrupa kupalarına gidebilelim arkadaşlar. Rizespor'un yeri oralar çünkü arkadaşlar. Tamam. İnandım. İyi transfer yapmak üzere arkadaşlar. Artık iyi transfer yapmak şart arkadaşlar. 2. sezonumuzda doğru bir simüle edelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni sezonumuzda 2. sezonumuzda da transfer bütçemiz arkadaşlar tam olarak 333 milyon euroluk bir transfer bütçemiz olmuş oldu arkadaşlar. Yetenekli ve kaliteli bir kadro oluşturmak için arkadaşlar yeni oyuncular keşfedelim arkadaşlar. Oyuncular arıyorum arkadaşlar. Transfer listesine ekleyeyim. En sonunda da o transfer listesindeki oyuncular arkadaşlar yeni alacağımız oyuncuları size göstereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2. sezonumuzdaki transfer listemiz arkadaşlar görmüş oluyorsunuz arkadaşlar aday listesini. Yine Ansu Fati'yi almak için uğraşacağım arkadaşlar. Rui Patricio'yu da uğraşacağım arkadaşlar. Ekstradan Leon Goretzka. Bunları arkadaşlar kadromuza katmaya çalışacağız Goretzka'yı. Çok iyi bir transfer olur arkadaşlar. Jude Bellingham'ın yerini düşünüyorum arkadaşlar. 26 yaşındaki 88 overall'lık Goretzka Rizzi. Riz. Yukarıya bakma bana bak. Erling Haaland arkadaşlar birçoğunuz bunu affediyor diyebilir arkadaşlar. Veya demeyebilir ama. Ne kadar komik. Haaland'ı Rizespor'a yakıştırıyoruz arkadaşlar. Jamie Doku'da arkadaşlar yine aklımızdaki isim arkadaşlar. Sobek'te Zinchenko ve Alphonso Davies ikilisinden birini alacağız. Hangisi daha bütçemize uygunsa arkadaşlar maddi durumumuz elverişse arkadaşlar ikisinden birini alacağız öyle düşünüyorum. Ve Sergino Dest'i de arkadaşlar alıp Sobek'e Jamie Doku, Santafra Haaland ve kaleye ve orta saha bölümüne arkadaşlar Jude Bellingham'ın yerine de Goretzka arkadaşlar. Ben bunları da ayarlayıp arkadaşlar ilkten zorlu Patricio ile arkadaşlar başlamak istiyorum. Reis'i alıp arkadaşlar geri dönüyorum. Patricio için arkadaşlar 14 milyon euro bir vereyim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. 14 milyona kabul ettiler reisler. Bir konuşalım Rui Patricio kralla. Rui Patricio reis 1 yıllık diyor. Kill all kafanı rahat et diyor. Ne diyor bir 53 bin maaş diyor. Kabul edelim hadi. Daha bir sütasyon yapacağız. Ansu Fati sol kanada arkadaşlar. 37'den başta 39'a kadar gidebilirsin diyor. 38 milyon euroluk ve %21 bile pay verdim arkadaşlar. Barça kabul etti bunu. Ansu Fati hoş geldin reis. Şimdi de Goretzka gelmeye gidiyoruz arkadaşlar. 100 milyon 104 milyon euro arasındaki bir teklif yapmamız gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar 100 milyon euroluk bir teklife gidiyorum. Leon Goretzka'ya ben minuten koparıp çekmeye gidiyorum arkadaşlar. Rizespor'umuza kabul ettin mi? Etti arkadaşlar Goretzka ile olsun. Ve şimdi arkadaşlar tahmin edin kimi alıyoruz Goretzka'dan sonra. O bir yıldız, o bir yıldız adayı. O bir Erling Haaland. Kuzey'in kralı arkadaşlar. King of the North'u alıyoruz arkadaşlar diyebilirim. 147 diyor. Bakalım 164 devirde transfer bütçemiz hala var arkadaşlar. 149 diyeyim. Arkadaşlar bakalım kabul edecek mi? Etmesi zor ama biliyorum ama arkadaşlar yine de şansımı deneyeceğim. 140 deme öyle ya. 154 diyeyim arkadaşlar. Fernando Baldwin'i vereyim mi arkadaşlar? Kardeşim lütfen kabul et lan. Hadi oğlum lütfen kabul et lütfen. 140 olmaz. Falan olmaz kardeşim. Lan 4 mu son musu? Hadi sen oğlum. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya.
Kabul et lütfen, işimize gücümüze bakalım ya. Peki biraz zaman ihtiyacımız var. Ya kardeşim niye kabul etmiyorsun? Ben bunu biliyorum arkadaşlar, kabul etmeme ihtimali daha fazla, o yüzden. Jamie Doku'ya artık 27 ile başlayan bir teklif yapmamızın sırası geldi. 26 milyon dolarlık bir teklif yaptık arkadaşım Jamie Doku için. Pedri diyor, nah veririm ona. Pedri vermem oğlum, takas oyuncusunu çıkar adam ol. %27'ye anlaşalım reis. Sonraki satıştan pay da ekleyelim arkadaşlar. %10, %20'ye kadar çıktım arkadaşlar. 27 milyon euro teklif, 29 diyor. Kabul et, kabul et, kabul et. Kabul ettik arkadaşlar. 28 mi orada kazanıyormuş arkadaşlar. Bizde de 58 kazansın arkadaşlar. Kabul et, edersin diye düşünüyorum. Dokucum reis. 250 de bir imza primi desek, desek kabul eder misin? Etti. Jeremy Doku hayırlı olsun. Arkadaşlar ne kadar eder? Yenini öğrenmeden arkadaşlar, hani Orwell'ını öğrenmeden Talas'ın teklifi yaptığım için gözükmüyor. 30 milyon diye versek ne olur? Ben çek çeki gidecek ya. Benim okuduğum mektebim amına koy. Sergio Des'i alayım arkadaşlar o zaman. Sergio Des hayırlı olsun arkadaşlar, direkt ikna ettik ya. Arkadaşlar bakın görün, Haaland için teklif kabul etmeme kararı aldık diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Yaprak kıpırdamıyor amına koy. İlk Jeremy Doku'yu transfer etmeye çalışmışım arkadaşlar. Kadro oluşturayım arkadaşlar, bakalım ondan sonra nerede eksiğiniz var görürüz, ona göre transfer yapalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptığımız transferler sonucunda kadrom bu şekilde arkadaşlar. Sağ kanatından Doku, solda Fatih, ofansı orta sahada Pedri, arkalarında Barella, Goretzka, Goretzka enteresan arkadaşlar. David Guardiola, Sergio Dest arkadaşlar, sol bekede arkadaşlar Alphonso Davies veya Zinchenko'na birini alacağız. Ve santrafonada arkadaşlar yüksek ihtimalle Haaland olmaz, farklı bir transfer olur arkadaşlar. Yani iki tane transfer yapacağız arkadaşlar. Sol beke Zinchenko'ya da Alphonso Davies'in biri. Forvet hattına da arkadaşlar yani Remy yerine de bir transfer yapacağız. Yani toplamda sol bek ve santrafor olmak üzere iki transfer yapıp ikinci sezonumuzun sonuna simüle edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz şu sıfat, yani Tammy Abraham, şu görmüş olduğunuz sıfata tekrar döneceğim olursak arkadaşlar, İngiliz oyuncu Chelsea'den alacağımız arkadaşlar, yani almayı düşündüğümüz Tammy Abraham'ı 23 yaşında. Aslında burada direkt transfer değeri falan yazmayan herkes zaten direkt izlemesini bitirmedim arkadaşlar, bir adam gönderiyoruz ya falan, onu hiç beklemeden direkt satın alma teklifini götüreceğim arkadaşlar. 90 küsür benim hala param olduğunu düşünüyorum. 97 küsür, hatta 98 milyon euroluk bir transfer bütçem daha var, o yüzden ben Tammy Abraham'a ne kadar eder arkadaşlar tahmini, 40 milyon versem mesela. Sonraki satıştan da pay olarak da arkadaşlar %20 versem bakalım Chelsea kabul eder mi? Uygun diyor arkadaşlar, 30 mu verseydik ya? Vaaa! Dolandırıldım da! Neyse arkadaşlar, görüşme yapıp asalım ve Tammy Abraham'ı artık kadromuza katalım. Sözleşme süresini arkadaşlar 4 yıllık dedik bakalım. Sebastian Medeni tabii ki de yok sayacağız. Abraham'cum Çarkuri Spor'da efsane olmaya doğru gideceksin kardeşim benim. Sebastian Medeni yok, 79 milyon falan yok kardeşim. Sen Rize Spor'da kalacaksın. Şimdi arkadaşlar Zinchenko veya Alphonso Davies'i alacağım da hangisini alsam ya? Arkadaşlar önce bir Alphonso Davies'i almaya çalışacağım arkadaşlar, çünkü hem genç falan ya. Arkadaşlar şimdi ben kafadan bir 40 vereyim. 40 verdik reis, artı %22 de pay pay. Aga be. Arkadaşlar kabul etme. Çok hızlı gelişti ama ya. Zinchenko şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Zinchenko'ya da bir 41 verelim. Sonraki satıştan payla bilmem ne. %20 olsun. Oo, Zinchenko hayırlı olsun demeye çok az kalmıyor o zaman arkadaşlar. Artık Zinchenko'ya hoş geldiniz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kadromuzu elde etmiş olduk arkadaşlar. Sol bek Zinchenko'yu ve santrafor bölgesinde de Tammy Abraham'ı alarak arkadaşlar. İki tane eksiğimiz var sol bek ve santrafor olmak üzere. Abraham ve Zinchenko'yu alarak arkadaşlar kadromuzu ikinci sezon öncesindeki Çarkuri Spor kadromuzu arkadaşlar şekillendirdik. Abraham ve Zinchenko'ya da arkadaşlar gelişim planı vereceğim. Ardından zaten Avrupa kupaları da bu sezonda yok arkadaşlar. Lig ve ligde iyi yerlere gelebilmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedeflerimiz var arkadaşlar. Gelişim planlarını ayarlayıp arkadaşlar bu Abraham ve Zinchenko'nun geri gelmesi. Herkese de arkadaşlar yeni transferlere de gelişim planı verdiğimize göre arkadaşlar sezon sonuna simüle etmemize sıra geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Acaba buradan Antalya Kupası'ndan para elde edebilir miyiz? Ama arkadaşlar videonun konseptine, videonun başlığında yazan ifadeye 333 milyon euro'luk transfer bütçesine aykırı olur arkadaşlar. Çünkü fazladan para almış oluruz arkadaşlar, ama gerek yok. Görüşmemiz gibi arkadaşlar bu kadromuzda Jeremy Doku, Ansu Fati, Pedri, Abraham, Barella, Goretzka, Zinchenko, Delit, Guardiola, Des ve Patricio 11'imizde arkadaşlar bence sezon sonuna simüle edebiliriz arkadaşlar. Son kez kadroma bakmak istiyorum.
Ve arkadaşlar kadromuz son olarak bu şekilde tasarlanmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduk ikinci sezon öncesinde. Artık yeter arkadaşlar. Direkt ikinci sezon sonuna gidiyoruz artık. Avrupa Kupası falan olmadığı için. Rize Spor'umuza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Direkt sezon sonuna gidiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar simülasyonu bittikten sonra bakıyoruz. Rize Spor'umuz gördük zaten arkadaşlar. Sezon bölümünde tekrardan döndük merkezimize arkadaşlar. Rize Spor 98 puanlı arkadaşlar. Süper Lig şampiyonu oluyordu arkadaşlar. Türkiye Kupası şampiyonu da yazıyor arkadaşlar solda. Gol kuralı Tammy Abraham arkadaşlar. 26 golden yakın takipçisi Emre Akbaba'ya 5 gol fark atmış arkadaşlar. Çok özür arkadaşlar ligde de en yakın takipçisinden Medipol Başakşehir arkadaşlar. 13 puan fark atarak 98 puanla şampiyon oluyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç gol final atmışız arkadaşlar. Kaç maçta yenilmişiz ona da bakalım. 4 maçta yenilmişiz arkadaşlar. En az mağlup olan takım biziz arkadaşlar. En fazla gol atan takım biziz. En az gol yenen takım ise arkadaşlar Başakşehir oluyor ama en fazla gol attık. 92 gol ve 98 puan aldık topladık. Bakalım Ziya Türk Kupası'ndan şampiyon olabilmiş miyiz arkadaşlar? Ona bakmışız zaten arkadaşlar kafam karıştı. Aman aman nereye geldik bir anda? Kısa oynatmalarda orada görmüştük Beşiktaş'ı arkadaşlar. Yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğumuzu elde etmişiz arkadaşlar. İkinci sezonumuzda bakalım yarı finalde Beşiktaş kimi elemiş? Alanyaspor arkadaşlar. Biz Gençler Birliği'ni. Yani çeyrek finalde ve yarı finalde arkadaşlar zorlandığımız bir Başakşehir oldu diyebilirim. Müthiş arkadaşlar. Diğerlerini toplam skorda bayağı ezmişiz arkadaşlar ki Beşiktaş'ı da yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu olduk. Sezonu çifte kupayla atamadık arkadaşlar. Hem Süper Lig şampiyonluğunu elde ettik hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmiş olduk arkadaşlar. İkinci sezonumuzda Çaykur Rizespor'la arkadaşlar. Şimdi ikinci sezonumuzda sonuna geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sezonumuzun başlangıcına şimdi simüle edeceğim arkadaşlar. Orada da üçüncü sezonumuzda artık Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız arkadaşlar. Çünkü şampiyon olduk. Allah Allah. Şampiyonlar Ligi'nde de arkadaşlar çok büyük hedeflerimiz var Çaykur Rizespor'umuzla. Hem ligde de tabii ki de artık paralarımız tek, o da şampiyonluk arkadaşlar. Ama tabii ki de hedeflerimizin en büyüğü Şampiyonlar Ligi'nde bir hedef olarak yarı final demeyeyim de arkadaşlar final ve kupa hedefim niye olmasın diyorum arkadaşlar. Çünkü 3. sezonumuzda bayağı büyük ve kaliteli isimler kadromuza katabiliriz arkadaşlar. Neyse 3. sezonumuzda arkadaşlar Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir kadro yapmak aklımdan geçiyor arkadaşlar. İyi transferlere tabii ki de. 3. sezonumuza hiç lafı uzatmadan artık geçmek istiyorum arkadaşlar. Yeter diyorum ve 3. sezonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 333 milyon liralık bir transfer ödemesi artık ayarlamış olduk. 3. sezonumuzda demiş olduğum gibi bir Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir kadro yapmak için çok ama çok iyi takviyelere ihtiyacımız var arkadaşlar. Kadromuzu göstereyim arkadaşlar. Ansuvar 82 overload olmuş. Pedri 82 overload. Abraham 85 olmuş. Barella 87. Guardiola 92 yapmışız arkadaşlar. Delik 90. Zinchenko 85. Sergio Des 81'lik. Patricio 83'lik arkadaşlar bir kaleye takviye yapabilirim. Bir de sağ açık alabilirim. Bir de ofansif ortası almak istiyorum arkadaşlar. Abraham da memnunum. Sol açığından da memnunum arkadaşlar. Ansu Fati'den. Bir de sağ bek, stoper ve arkadaşlar sağ bek, stoper, ofansif orta sahayla forvet arkası ve sağ kanat oyuncusu almak istiyorum arkadaşlar. Yani toplamda 3. sezonumuzda Çaykur Rizespor'la 4 transfer yapıp simüle etmeye başlayacağım arkadaşlar. O yüzden bir oyuncu almaya başlayayım arkadaşlar. 3. sezonumuzdaki transfer listemi ayarladıktan sonra tekrar geri döneceğim. Ve arkadaşlar 3. sezonumuzda Çaykur Rizespor takımımızda yeni bir transfer listesi yapmış oldum arkadaşlar. Yani aday listesi. Onu da şimdi size gösterme sırası geldi. Muhammed Salah'ı düşünüyorum arkadaşlar. Jeremy Doku'nun yerine artık 3. sezonumuzda çünkü Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz Çaykur Rizespor'umuzu. Muhammed Salah sağ açığa, ofansif orta sahada Pedri'nin yerine Kaya Verte, sağ bekte Sergio Dest'in yerine Rhys James'in düşünüyorum arkadaşlar ve stoperde ise Guardiola'nın yerine Ruben Dias'ı tercih ediyorum arkadaşlar ki kaleci de alabilir mi? Para artarsa tabii ki. Arkadaşlar şu 4 tane transferi arkadaşlar aradan çıkarayım. İlk Muhammed Salah'la başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben önce direkt Muhammed Salah'ın değerini direkt veriyorum Jürgen Klopp reis'e. Bakalım kabul edecek mi merak ediyorum. İnşallah kabul eder arkadaşlar. Uğraştırma bizi. Uygun diyor Klopp, adamsın reis. Seni andan öpüyorum. Dedikten sonra bir görüşme yapalım Salah ve menajeriyle. Kabul et 2 yıllık. Kabul ederiz. Biz zaten 2 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi kupası falan da hedefliyoruz. Rize Spor'umuzda sen de buna iyi bir katkı yapmak istiyorsun diye düşünüyorum. İmza primi çok istedim. İzabimi çok istedin kardeşim. 800 bin anlaşırız bak. Gel uygun et. Kulübe tek atmayı düşünüyor diyor. Salah'a hoş geldin diyoruz arkadaşlar tekrardan. Hoş geldiniz.
hemen Kai Havertz'e gidiyoruz arkadaşlar. 87 overall'la 136'dan başla diyor arkadaşlar. Satın alma teklifini götürüyoruz. Teklifimiz de 136'dan başla diyor bize. 120 ile başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Ona göre teklifimizi yükseltiriz belki. Kabul ederse çok daha güzel olur. 176 çok istedin. Çok istedin. Çok istedin. Ayıp değil mi lan? 176 olmaz oğlum, manyak mısın sen? 140 maksimum bu. Ama lütfen gel anlaşalım kal. Sen yoğuna ben yoğuna. Ooo haber de olmaz ki böyle kardeşim ya. Arkadaşlar 145 oyuncu değişimi. Orta saha. Arkadaşlar ben şimdi Bellingham'ı versem onun yerine oynayacak oyuncu var mı? Goretzka var, Barella var, Pedri onun yerine oynamaz. Desin arkadaşlar Bellingham'ı versem mi ya? Pedri'yi mi vereyim? Pedri'yi vereyim arkadaşlar değil mi? Pedri'yi veriyorum arkadaşlar. O zaman daha düşük bir teklif vereceğim. 99 milyon teklif edeceğim çünkü Pedri'nin yerine Havertz'i düşünüyoruz ya. Arkadaşlar inşallah kötü bir şey yapmamışım da arkadaşlar. 4 yıllık gel kanka. Adamsın. Sepes gelmedi tabii ki de. Hayır kardeşim 290 falan yok. İmza primi çok istedin. Bir dakika, imza primi değilmiş mi? Neymiş? Bonus ne ya? 20 oynanan maçta. Düz hesap 1.5 yapalım ve kabul et. Kabul et, kabul et. Adamsın arkadaşlar. Havertz'e de hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Pedri'ye gitti ama arkadaşlar. Onun yerine de katmış olduk. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Rhys James ve Ruben Dias arkadaşlar. Rhys James o kadar da acil ihtiyaç değil ama Ruben Dias'la bir başlamak istiyorum arkadaşlar. 114'ten başla diyor teklif vermeye. Şimdi Pep'cim, Sayın Pep, sana ben bir 105 versem kabul eder misin kral? Hadi be kral. Hadi kendini sevdiğim, kendini sevdiğim, hadi be. Ayıp değil mi lan? Oğlum 164 çok dedim manyak. 112 arkadaşlar, bakalım ne edecek. Oho arkadaşlar, oyuncu değişimim. Arkadaşlar bunda da artık Guardiola vermek istiyorum. Guardiola Emir Dilaver'i vermem gerekmiyor ya artık, ne bileyim. Ne kadar komik ya. 162 milyon değer olduğu için arkadaşlar Guardiola'nın. Arkadaşlar ben bir 55 vereceğim arkadaşlar. Çünkü Guardiola'da benim veriyoruz ya o yüzden. Ne yapıyorum ya? 55 5'inde arkadaşlar vermek istiyorum bakalım. Pep'cim kabul edecek mi arkadaşlar? Bak Guardiola böyle arkadaşlar işler kabul ederler. 108 mi? Tut şunun ucunu taşıyalım abi. Oho kardeşim sen hepten bize tukaka getirmek istiyorsun, öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olmaz kardeşim. 88'e anlaşıyoruz bak. Oğlum Guardiola veriyorum lan manyak. Ya oğlum Guardiola veriyor. 108 olmaz. 95 vereyim kardeşim, olmaz. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Kabul etti hele çünkü Guardiola var ya arkadaşlar, beni çok pis soydu arkadaşlar. Bunun farkındayım ama Ruben Dias için değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hedeflerimiz büyük bu sezon. İmza primi çok istedin ama hadi lan. Hadi lan, zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Rhys James 47'den başlıyor arkadaşlar. Olmaz, olmaz. Paramızı çok az arkadaşlar. 10 milyon euroluk bir paramız kaldı arkadaşlar. 10 milyon euroluk paramızla hiçbir şey yapmayız arkadaşlar ama yine de şimdiye kadar yaptığımız transferlerle arkadaşlar ben bir kadromu oluşturayım. Ondan sonra yeni kadromuzu 3. sezon öncesi kadromuzla size tekrar geri döneceğim. İşte kadromuz geldi ama bence var ya arkadaşlar fena bir kadro olmadı çünkü Pedri'ye yeni Havertz'i almıştık. Joshua Guardiola reisin yerine de Ruben Dias'ı almıştık arkadaşlar. Ve Mohamed Salah'a da Jeremy Doku'yu arkadaşlar satladı almıştık. Toplamda 3. sezonumuzda 3 tane yapabildik arkadaşlar. Kai Havertz'i ofans portosu stoperde delete'in yani Ruben Dias'ın sağ kanatla Mohamed Salah'ı almış olduk arkadaşlar Liverpool'dan. Bu 3 transferle 3. sezonumuza başlayacağız arkadaşlar. İnşallah iyi hedeflere yani Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi yerlere gelmek istiyorum arkadaşlar. Ligde tabii ki şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi'nde özellikle çok iyi yerlere gelmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden 3. sezonumuzda arkadaşlar ne gibi hedeflere ulaşacağız? Çaykur Rizespor'umuzda. Ve arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldum. 3. sezonumuzu sonra simüle edeceğim dedim ama zaten Şampiyonlar Ligi var. Niye sezon sonra simüle ederim ki? Durumumuzu şimdi görmek istiyoruz arkadaşlar. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamışsınızdır arkadaşlar. Gruptan çıkmışsınızdır. Bakın arkadaşlar şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Devre arasında geldik mi bakıyoruz. Gruptan çıkmışız arkadaşlar. Juventus, Ajax, Grup Brugge. Yani çok da zor grup değilmiş ama arkadaşlar 10 puanla gruptan çıkıyor. Çaykur Rizespor'umuz arkadaşlar. Şanlı atmacalar Manchester United kardeşim. Ya burada bayağı Leverkusen falan var, niye geliyorsun ki şimdi? Leipzig falan var, Dortmund falan var arkadaşlar. Bize gelen takım Manchester United ama olsun arkadaşlar, şu an atmacalar. Bunlar da yenecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani şimdi ilk oynayacağımız Manchester United maçına kadar tekrar simüle ediyorum arkadaşlar her zamanki gibi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Manchester United maçına kadar bir simüle edelim arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi çünkü bizim için çok önemli.
Arkadaşlar artık Manchester United maçına geldik. Manchester United maçına girmeden önce arkadaşlar kadromuzu son bir kez bakalım. Arkadaşlar overall'lar bayağı güzelmiş. Bayağı Lala Rubendias'ın var, Destler arkadaşlar, Zinchenko'lar, Havertz'ler, Muhammed Sağ, 90-95 oldu Fatih, F85 oldu arkadaşlar. Gayet iyi bir kadromuz var arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'ni almak niye olmasın ya. Son 6 turunda arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçına geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım sonucu ne olacak. Rizespor 3-1. 3-1 arkadaşlar. 3 şut 3 fırsat arkadaşlar. Rakip 3-2 yapmış arkadaşlar ama Salah son noktaya koymuş arkadaşlar. 3-1 arkadaşlar. Rize Didi Stadyumunda 3-1. 3-1 revanşında Old Trafford'da Rizespor ne yapacak? Yine 1-0 koyuyor arkadaşlar. Bu sefer hiç golemiyor. İngilizler arkadaşlar yine geldikleriyle postaladık ve çeyrek finalde Atmancalar şov yapıyor. Almanlara karşı bakalım. Şanlıurfa Spor'umuz Didi Stadyumu'nda kendi evimizde atmaca şov yapacağız mı arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar, inşallah simüle edeceğim. 2-0 koyduk arkadaşlar. Abraham 81'de penaltı kaçın. Niye oğlum ya? 3-6 seri garantiliyorduk ya. Neyse arkadaşlar, Rize Spor çeyrek finalde de durmuyor. 2-0'un revanşında Almanlarla tekrar maç yapıyoruz. Yine gol yemeden 1-0 arkadaşlar. Ve arkadaşlar size bir kötü haberim var. Yarı finaldeki çıkan rakibe bakın ama artık yarı finalde arkadaşlar geriye kaldı 3 rakip yani. Ben eminim bayağı zorlu bir maç olacak arkadaşlar. Simülemizi ettik. Rize Spor deplasmandasın 2-0. Yaşasın ırkımız. Rize Spor 2-0 deplasmanda Allianz Arena'da atmaya şov yapmaktan günlük rutin olarak devam ediyor diyebilirim arkadaşlar. Rize Spor şov yapmaya alışkın artık. Arkadaşlar revanş maçında Bermin ile ilk maçı 2-0 kazanan Atmacalar yani Rize Spor 2-1 yeniliyor. Ama arkadaşlar turu atlıyoruz. Turu atlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'de finalde olmamız lazım. Ve arkadaşlar işte o büyük an geldi. Rize Spor'la arkadaşlar Rebirth videomuzun 333 milyon euro'luk transfer ücretli Rebirth videomuzun arkadaşlar bu değişik konseptli videomuzun arkadaşlar artık sonuna mı geldik diyoruz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi kupasına arkadaşlar sadece bir maç uzaktayız. Yine Chelsea Manchester United'ı eleyip arkadaşlar buraya geldik. Son altında İngiliz takımlarına alışık bir atmaca şov yaptı bu ana kadar arkadaşlar Rize Spor. O yüzden finalde de atmaca şov yapabilecek miyiz arkadaşlar Çakırı Spor'umuzda? Eğer Chelsea yenersek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak videosunu verebiliriz arkadaşlar. Ve işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Çarko Rize Spor'umuz Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Chelsea'yi 3-1 mağlup ediyor arkadaşlar. Maç oynanırken video kaydı iptal oldu arkadaşlar kendi kendiliğinde. O yüzden ben de geri dönemedim direkt. Arkadaşlar aslında normal oynadım. 3-1 bitti de maçı oynanırken kayıt alamadığım için simüle ettiğimde de aynı skor. Maç oynadım 3-1 bitti ama size kayıt alamadığım için gelmedi. Ve simüle ettiğimde de yine aynı 3-1. O yüzden aynı bu skor yani 3-1'i size göstermek istiyorum. Yani Çarko Rize Spor'umuzun Chelsea yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu skor göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Zira Türkiye Kupası'nda da finale çıkıp Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyon olup sezonu çifte kupayla tamamlamışız arkadaşlar. Çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-6-3, Beşiktaş'ı 6-0. Oha bayağı fark gelmişti arkadaşlar. Ve yarı final ve finalde gerçekten de iki büyük rakiple karşılaşmışız arkadaşlar. Beşiktaş ve Galatasaray'la 1-6-0. Finalde Galatasaray 2-0 yenerek Zira Türkiye Kupası'nın da şampiyonu olarak ligi bitiriyor arkadaşlar Çarkur Rizespor. Takım istatistiklerini de değinmek istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tammy Abraham takımımızı santrafor arkadaşlar. Haaland'ı alamadık diye üzülmüştük ama Abraham'da arkadaşlar büyük etki etti bu başarıları elde etmemizde. 60 maça çıkmış arkadaşlar Rize Spor formasıyla. 25 gol 3 asist arkadaşlar. 28 gol etki etmiş. Muhammed Sana da çok büyük bir etken oldu arkadaşlar. Çok büyük etki etti bize. 60 maçta 31 gol 11 asist arkadaşlar. Toplamda 42 gol etki etmiş. Jeremy Doku 36 maçta 3 gol ama 36 maç çıkmasının da bir nedeni arkadaşlar Muhammed Salah gibi futbolcu var arkadaşlar. Onun yerine almıştık ama yine de iyi maç çıkmış arkadaşlar 36 maç olarak. Ansfati'de 62 maçta 20 gol 8 asist 28 gol etki etmiş. Takımımızın kaptanına gelecek olursak arkadaşlar Kai Havertz 63 maçta 30 gol 13 asist arkadaşlar. Takımımızın en verimli oyuncusu haline gelmiş oldu arkadaşlar. 63 maçta 3 gole direkt etki etmiş arkadaşlar. Kai Havertz takımımızın kaptanı, ona en yakında görmüş olduğunuz Muhammed Salah arkadaşlar 42 gol etki etmiş ama Kai Havertz 43 gol etki ederek takımımızın en verimli oyuncusu olmuş.
olmuş. İkili merkez orta sahamız arkadaşlar. Leon Goretzka ve Nikola Barella'da 4 golün asist. Barella'da arkadaşlar 5 golün asist yaparak takımımızın bu önemli başarılara, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkıp pay kazanmamızda önemli etkenlerden biri olmuş arkadaşlar. Barella ve Goretzka ikilisi, Havertz ve Salah Abraham üçlüsünde arkadaşlar eklersek gerçekten de iyi bir takım elde etmiş olduk diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle bu sezon 3. veya 4. sezonda arkadaşlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Hangi sezon arkadaşlar 3. veya 4. sezonsa da bunu ekrana arkadaşlar yazarım. Ekrana arkadaşlar şu an bile gelmiş olabilir dedikten sonra tekrar menümüze döndükten sonra şu kadromuzu arkadaşlar bitirmek istiyorum videoyu. Arkadaşlar bu videomuzda 333 milyon euroluk transfer bütçesi Kayserispor Rebip videomuzda arkadaşlar çekmiş oldum, sizin karşısına getirmiş oldum arkadaşlar. Videonun konsepti arkadaşlar, daha doğrusu 333 milyon euroluk transfer bütçesi arkadaşlar. Bu 333 milyon euroluk transfer bütçesi arkadaşlar değişik bir konsept oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar kanalımın da ilk videosu olması neticesiyle destek olmak için aşağıdan like butonuna basmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Kanalıma da arkadaşlar destek çıkmanız için aşağıdan da abone ol tuşuna basarsanız beni tekrardan mutlu etmiş olursunuz dedikten sonra kankalarım, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay kankalar.